tane enkaz çalışması yapıyorduk. Zaman Apartmanı diye. Bir yerden haber geldi. Dediler ki bir site daha var dediler. Zaman Apartmanı'nda arka tarafta. 170 saatinden sonra yoğun bir çalışmanın ardından Sibel Kaya diye bir tane bayanı çıkardık. Elinde, kollarında kızı vardı. İlk başta sağ olan, yaralı olanı kurtardık. Yok, ilk başta dediği nefesine baktık, kontrol ettik sağ mı diye. Ondan sonra dedi ki su dedi ilk başta. Tabii ilk yardım olaraktan su veremedik ne olur ne olmaz diye. Ayağım dedi, ayağı da enkazın altındaydı. 80 santimlik bir ufak bir yerde, alanda çalışma yoğunluğuyla demirlerin arasındaydı. Enkazın altında ayağı. Kızı vardı kollarında, onu kurtaramadık. O sağ alamadık onu. Rabbim de kimseyi göstermesin. Bir daha da bir felaket yaşamasın Türkiye'miz. Geliyor, koridor hazır olsun. Şuralara taktırmayın. Ne yapacağız biliyorsunuz mu? Koridor. Hatta sağa kayıyor. Bir dakika, bir susun. Koridor, ambulansa kadar erkek. Evet, çıktım. Biliyoruz. Abi arkası bitti artık. Olayın 170. saatinde Sibel Kaya isimli bir vatandaşımızı çıkarmak nasip oldu. Benim de ismim Muhammed Kaya, dediğim gibi soyadımız aynı. Oradaki işte gören arkadaşlar akrabanız mıydı, onun için özel olarak mı geldiniz gibi sorular oldu. Yok dedik, öyle bir şeyimiz yok. Biz buraya işte bir tane de olsa sağ salim bir insan çıkarmak için geldiğimizi anlattık. Özel enkazlara gitmedik. Bize oradan koordinasyon merkezinden verilen enkaza gittik. Arkadaşlarımın hediyesi gibi oldu. Aynı zamanda cumartesi de kızımın doğum günüydü. Pazartesi benim doğum günüm. Yani arkadaşlarımın bana bir hediyesi gibi oldu orada. O sevinç, o heyecan. Yani çok mutlu olduk gerçekten. Bizde şöyle bir kural vardır iş yerinde. Öncelik iş güvenliğidir. Yani en değerli, ocaktan çıkan en değerli varlık madencidir. Orada da çıkardığımız en değerli varlık canlı insanlardı. Dediğim gibi orada hiçbir arkadaşım inanıyorum ki iş güvenliğini ikinci safhaya itmiştir. Önceliğimiz orada kendi canımızı bile feragat ederek, kendi canımızdan feragat ederek oradan biri canlı almaktı. Arkadaşlar şu anda canlı buldu, nasıl bulursa çalışmalarımız devam ediyor. Hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar. Şu anda ulaşmaya çalışıyoruz. Saatte bize ulaştı. Canlı ihbarı geldi bize. Canlı ihbarı geldiğinde biz oraya gittik. Diğer ekipler geldiğinde buraya girilmez. Burada biz canlı yok tabirinde bulundular. Biz gittik. Biz belli bir süre sonra enkaz çalışmalarına başladık. Kendi maden bilgilerimizle beraber. Belli bir saat sonra bayanla çocuğun sesi geliyordu. Ama bizim seslerimiz onlara ulaşmıyordu. Biraz daha kazı yaptıktan sonra ona ulaştık. Toplam 4 kişilermiş. İkisi vefat etmiş. Yaralarını olmadığı için hem acele ettik. Alma babında sürekli artçı depremler oluyordu. İlk başta da söylediğim gibi. Ulaşabildiğimiz kadar erken bir şekilde ulaştık. Hemen ambulansa teslim ettik. Yani ilk sesi duyduğumuzda ya yorgun ve bitkindik. Artık 2 günlük 48 saatten beri o bölgede çalışıyorduk. Sesi duyduğumuzda sanki bize bir enerji gelmiş gibi oldu mesela. Çalışma isteğimiz birazcık daha arttı. Yani sonuçta can. Senin işin var mı kardeşim? Gel. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Oha. Aferin ya.